Önceki videoda kaldığımız yerden devam edip buradaki haber üzerine konuşacağız. Ve bu noktada Ripple ile Sage arasındaki davayı genel hatlarıyla değerlendirmeye çalışacağız. Aşağı doğru devam eden böyle az kalmış kısa bir haber var. XRP destekçisi avukat Bill Morgan, X'te yaptığı son açıklamada mahkemenin kararına ve Sage'in son XRP kararına ilişkin açıklamaların ardından ortaya çıkan anlaşılmaz tezatlık karşısında şaşkınlığını dile getirdi. Morgan'ın açıklaması, Ripple'la Sage davasında XRP'nin bir menkul kıymet olarak sınıflandırılmasını çevreleyen devam eden davanın devamında yaşanıyor. Yani şeyi söylemeye çalışıyor, XRP coin'e diyor, siz gittiniz, açık açık bir menkul kıymet dediniz. Bu sefer yargıç çıktı dedi ki, açıkça hayır kardeşim, menkul kıymet falan filan bir şey değil bu. Yani yatırım sözleşmesi kapsamına da girmiyor. Bu sefer de diyor ki bu şekilde bir karar çıktı. Al diyor yani. Ne oldu diyor şimdi. Bu noktada bir şey var karşı tarafa. Doğru da söylüyor. Ya zaten secde konuyla alakalı şu şekilde bir geri adım attı. Dedi ki ya biz başından beri zaten buna menkul kıymettir demedik ki. Yani XRP coin bir menkul kıymettir ne demek? Yapılacak her işlem, her satış, platform, şura, bura tartışılmaksızın yatırım sözleşmesidir ve bizim kapsamımıza girer. Ki bunu dediler, merak etmeyin. Bunu söylemişlerdi, şu an söylemediklerini iddia ettiler en son. Bunu neden yaptılar? Çünkü belli yani bundan koparamayacaklar. Şimdi buradan bir şey ekmek çıkmayacak onlara. Bu şekilde devam ederlerse olmaz. Ben daha önce demiştim ki Sec'in yaptığı, kendine göre yaptığı iki stratejik hata vardı. Birincisi Ripple'ı seçmeyecektiniz. Yani Ripple'a kafa tutmak hataydı bu noktada. İki, eğer Ripple'a kafa, yani Ripple'ın üzerine gittin, doğru mu? Tamam. XRP Coin hatta devamında farklı kripto paraların da üzerine gittin. O zaman çok yüksekten uçmasaydın. Yani XRP Coin'de olsa bunun tamamını sana yedirmezler. Anlatabiliyor muyum? Hani belki toprak alabilirsin ama imparatorluğu çökertmek öyle sandığın kadar kolay bir şey değil. Neresi olursa olsun. İşte en sonunda böyle ne yaparsın? Fethedemeyince bu sefer de aza tabi olmaya çalışırsın. X çıktılar XRP coin'in. XRP coin menkul kıymettir. Hadi ya Allah Allah. Sonuç ne? Sonuç o kadar kolay mıydı yani? Ki kendileri de biliyor olmadığını. Fakat bu kadar kolay manipüle edilebilir bir şey mi yani sence bu? Ya, patır patır patladın işte davalarda. Bir tane yargıç yok tuttu. Sage iki yüzlü diyor. Bir tanesi yok işte diyor ki Gary Gensler nedir o? İşte yok kız gibi bilmem ne bir şeyler. Bir sürü bir şey söyledi. Laf yedi. Yargıçlardan yani azar işittikleriyle kaldılar. Dalga geçildikleriyle kaldılar. Buna gerek yoktu. Madem yapacaklardı, o zaman belli başlı işlemlerin üstünden gideceklerdi. Bir, borsalardan başlayacaklardı en başta. İki, hiç değilse belli işlemlerden geçeceklerdi. Tek başına bir kripto parayı diş geçiremezsin secde olsa. Bu noktada bazı işlemler üstünden yavaş yavaş ilerleyecektin dava sürecinde. Bunu yapmadın, şimdi de geri vitese bağlamaya çalışıyorsun. Normaldir. Ama dediğim gibi gerek yoktu yani sonuçta bu kadar soruna. Ama şu anda davayı daha büyük pörçük noktada ilerletmeye çalışıyorlar. XRP davası yorum. Söz konusu dava Sage'in Ripple Labs tarafından yaratılan kripto varlık olan XRP'nin bir menkul kıymet olarak sınıflandırılması gerektiği yöndeki iddiası etrafında şekillenmeye devam ediyor. Bunun yanı sıra başından bu yana Ripple Labs sürekli XRP'nin kripto para birimi olduğunu ve bir menkul kıymet olmadığını savunmaya devam etti. Şu anda bu kalktı. Sage tarafı dedi ki zaten bir yazılım ürünü menkul kıymet olamaz ama yine de yapılan bir takım satışların yatırım sözleşmesi kapsamına girdiğini ve HOVI testine uygunluk içerisinde bulunduğunu anlayabiliyoruz diye bir açıklama yaptı. O yüzden şimdiki dava süreci önceki süreçlere göre argümanlar her iki tarafında biraz daha farklı olacak. Ancak Sec'in yakın zamanda yaptığı bir açıklamaya göre bu karara karşı çıkmak için
yarışlı ve yasal savaş devam ederken, bu yasal savaşın sonucu henüz bilinmediği kripto para çevrelerince konuşulmaya devam ediyordu. SEC, yargıç Annalisa Torres'in Temmuz ayındaki kararlarını gözden geçirmeyi planlıyor olabilir. Tüm bunlara rağmen Ripple tarafı mücadeleden vazgeçmeyi planlamadığını da açıkça belirtti. Geçtiğimiz günlerde Ripple'ın başkanı Monica Long, blockchain ödemeleri işinin SEC davasını sonuna kadar netleşeceğini paylaştı. Aynen öyle. Morgan attığı tweet, mahkeme kararlarının ve SEC açıklamalarının yorumlanışında algılanan bir tutarsızlığa dikkat çekiyor. XRP'nin bir menkul kıymet olmadığına karar veren bir mahkeme kararının düzenleyicilerin gözünde önemli bir ağırlık taşıması gerektiğini kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Bak işte bak burada da çok güzel bir noktaya değiniyor. Ben bundan hem Binance davası sürecinde çok fazla söylediğim bir şey var. Dedim ki SEC'e bir şey sorsanız SEC size diyecek ki biz hukuka çok güveniyoruz, adaletimize işte burada çok güveniyoruz gibi açıklamalar yapacak diye biliyorsunuz ki konuşmuştuk. Hatta kendileri Binance davasının içerisinde XRP coin'i de bir menkul kıymet olarak adını geçirmemişlerdi. Bunu yapmalarının sebebi zaten kendilerinin de davayı kaybedeceklerini anlamış olmasıydı. Ama sorsaydınız Gary Gensler diyecekti ki size, ne olursa olsun henüz sonuçlanmadığı için biz yine de bunu geçirmek istemiyoruz. Çünkü yargı sistemimize çok bağlıyız ve buna saygı duyuyoruz. Peki yargıç şimdi çıktı ne dedi? Size tokadı patlattı mı? Peki niye şimdi tekrar tokat istiyorsunuz? Hani saygılıydınız, tamam mı? Saygılı olmadınız, tokadı yediniz. Yine saygısızlık yaptınız, yine tokadı yiyeceksiniz. Hani saygılıydınız? Davayı ettiniz, davayı kaybettiniz. Tamam daha yeter. Bununla birlikte çevrimiçi kontrolüne göre ABD'de saklama ve listeleme için onaylanan kripto para birimleri listesinin öncelikle sabit paraları içerdiğine ve diyor Bitcoin ve Ethereum'un dikkat eder istisnalar olduğuna dikkat çekiyor. XRP işin içerisine katmadı. Yeşil listede şu anda Bitcoin, Ether ve 6 tane stable coin var sadece New York departmanında yayımlamış olduğu yazıya göre. Bu şu an için önemli değil. Bence ilerleyen birkaç yıl içinde buradaki liste olabildiğince hızlı, güçlü ve atak bir biçimde farklı kripto paraları bir bünyesine alır diye düşünüyorum ben. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.